Hanımlar, beyler, Yemeko Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün duyanları şaşırtan, yiyenleri her lokmada mest eden şahane bir tuzlu profiterol yapacağım. Tuzlu profiterol olur mu diyorsunuz? En kralından yapacağım. Hamuruna peynir koyacağız. İçerisindeki kremayı isli patlıcan, közlenmiş patlıcandan yapacağız. Üzerine bir de közlenmiş biberden bir bandırmalık sosum var. Eyvah eyvah. Lafı çok uzattım biliyorum. Hızlıca hamuru yaparak işe başlayalım. Evet. Önce tavaya suyu ekliyoruz. Bu yapımı çok kolay. Aynı zamanda da çok dikkat gerektiren bir hamur. Suyun içerisine hemen bir çay kaşığı kadar şeker. Yaklaşık bir çay kaşığı kadar tuz ekliyorum. Şöyle büyük bir çimdik diye düşünebilirsiniz. Rahmetli bir Ümit Usta vardı bizim gençliğimizde, çocukluğumuzda hatta diyeyim. Onu hatırlar mısınız bilmiyorum ama onun bir çimdiği aşağı yukarı bir çorba kaşığına yakındı. Böyle bir çimdik tuz alırdı, atardı inanılmaz. Bizim çimdikler şimdilik hala normal. Burada acı toz kırmızı biber var, siz tatlı da kullanabilirsiniz. Bu hamurun tatlı versiyonunda sadece baharatları kullanmıyorsunuz, bu kadar basit. Şimdi içerisine tereyağını ekliyorum. Şuradan bir spatula yardımıyla ekleyelim onu. Tereyağı ve su kaynar hale gelecekler. Sonra ununu ekleyeceğiz. Evet, tereyağı tamamen eridi. Artık ufak ufak kaynamaya başladı. Şekerle tuz da çözüldüler içerisinde. Şimdi ununu ekliyorum, aynı zamanda karıştırıyorum. Merak etmeyin, topaklanabilir. Hiç sıkıntı değil. Birazdan zaten güzelce toparlayacağız. Hamuru birkaç dakika pişireceğiz. Bütün suyunu çektireceğiz. Pürüzsüz bir hale getireceğiz. Şöyle spatulamın arkasıyla çevire çevire. Altını şimdi biraz kısacağım. Önce toparlansın. Şimdi altını birazcık kıstım. Bunun içerisindeki fazla suyun buharlaşması için birazcık pişireceğim. Artık hamur güzelce toparlandı. Cızırtılar gelmeye başladı tabanından. Tüm dumanı da çıktı. Altını kapattım. Şimdi bu burada çok sıcak. Yumurta ekleyeceğim içerisine. Yumurta ekleyeceğim için başka bir kaba alacağım. Orada hafifçe soğusun. Hamur ilk sıcaklığını attı. Hala çok sıcak. Yumurtalarım var. Yumurtaları tek tek ekleyeceğim. Her seferinde bir yumurtayı yiyecek. Zaten nasıl yedirdiğimi hemen anlayacaksınız. Bakalım bir tanesini düşürmeye başaracağız inşallah. Tamamdır. Şimdi hemen hızlıca yumurtayı içerisine yediriyorum. Bakın hamur darmadağın oluyor. Sanki bir daha toparlanmayacakmış gibi. Ve toparlandığını gördüğünüz şu anda tekrardan. Toparlanır toparlanmaz bir yumurta daha ekleyeceğim. Tekrar karıştırıyorum. Fransız şefler bunu sadece tahta kaşıkla karıştırmayı tavsiye ediyorlar. Tek yöne olacak, tahta kaşıkla olacak. Ama kim takar Fransız şefleri? Yaşasın plastik spatula. Tekrar toparlanıyor gördüğünüz gibi. Toparlanır toparlanmaz bir yumurta daha. Şimdi son bir yumurta daha ekleyeceğim. Bir yumurtam daha kaldı, onu da üzerine kullanacağım. Şu anda dördüncü yumurtayı eklemiş bulunuyorum. Artık iyice yapışkan bir hamur olmaya başladı. Evet, hamur neredeyse oldu. Siz çırparken mikser de kullanabilirsiniz. Fakat mikser kullanacaksanız mikserinizi düşük devirde kullanın. Çünkü içerisine çok daha fazla havalı yüksek devirlerde birazcık şekilsiz olabilir. Bakın artık neredeyse düşmeyen bir hamurum var. Bunun içerisine 50 gram kadar, yani yaklaşık 2-3 çorba kaşığı kadar eski kaşarım var. Onu ekliyorum. Güzel sert bir eski kaşar kullandım burada. Son olarak bunu da ekledim mi hamur artık sıkma torbasına girmeye hazır. Evet, son bir sert şöyle bir karıştırdık mı? Şahane. Muazzam, bakın. İnanılmaz güzel bir hamur. Sıkma torbasını yerleştirmek için
sürahi ya da böyle bir kavanozdan yardım alabilirsiniz. Benim böyle bir tane litrelik kavanozum var. Güzelce içine bastırıyorum. Torbayı geçirdim. Eğer sıkma torbanız yoksa buzdolabı poşetlerinin bu inceleri değil de kalınları var böyle. Üzerleri böyle kilitli olanlar. Onlardan kullanıp köşelerini kesebilirsiniz. Onlarla da sıkılıyor ama diğer buzdolabı poşetleriyle sıkmaya çalışmayan gerçekten bayağı bulaşık olur yani. Şimdi bunun kenarlarını kendime şöyle yardımcı olarak kullanıyorum. Kolayca doldurabiliyorum o yüzden. Sadece sıyırıyorum gördüğünüz gibi. Böylelikle ellerim de kirlenmiyor. Hem de tüm hamuru rahatlıkla sıyırabiliyorum. Arada şimdi güzel peynir parçaları gözüküyor. Biberle birlikte birleştiler. Güzel, hafif, renkli bir hamur olacak piştikten sonra. Evet. Tamam, sıyıralım. Şimdi size bir iki taktik daha göstereceğim. Evlerde bazılarını deneyiniz, bazılarını denemeyiniz. Hazır mıyız? Şimdi bunu genelde böyle ittirdiğiniz zaman yapışıyor birazcık. O yüzden güzelce ağzını tutun, şöyle kapatın. Sonra sallayın. Salladığınız zaman tamamen dibine gitmiş oluyor. Sonra yukarıda birazcık kalmış gördüğünüz gibi. Onu da bir spatula yardımıyla şöyle ittirebiliriz. Tertemiz, şef usulü bir sıkma torbası elde ediyoruz. Sonra burasını bağlayacağız tabii ki. Şahane yaptık. Hamurumuzu hazırladık. Bir tane tepsi aldım önüme. Fırını 190 dereceye açtım. Şimdi yağlı kağıt koyacağım. Yağlı kağıt koymadan önce şunun ucunu kesmeye göstereyim size. Önce ucunu düz kesiyoruz. Tam şöyle yaklaşık yarım santim boyundan kestim. Kağıt sabit durması için hem de şurada hamurumdaki fazla hava gitsin diye şöyle köşelere birer parça hamur yapıştırıyorum. Yapıştırıcı olarak kullanacağım bunu. Ve yağlı kağıdımı dümdüz tutacak. Evet, gördüğünüz gibi artık kağıt bir yere gitmiyor. Şimdi sıra geldi hamuru sıkmaya. Evet, hamurumuzu dik tutuyoruz. Sıkıyoruz, sıkıyoruz, sıkıyoruz. Sonunda sadece çeviriyoruz ve bitiriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dedik, çevirdik. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dedik, çevirdik. Bu kolay bir taktik ya da zaten göz kararıyla bir süre sonra alışıyorsunuz. Evet. Çok az bir hamur kaldı. Belki bazılarını büyük yaptım, bazılarını küçük yaptım ama genel olarak hepsi birbirine benziyorlar. Şimdi uçları birazcık sivri olanları hafif parmağımı suya batırıp düzleştireceğim. Çünkü bu sivri uçlar pişerken yukarıda oldukları için hemen yanarlar. Biz de bunu istemiyoruz. O yüzden parmağınızı suya batırın. Eğer suya batırmazsanız da hamur parmağınıza direkt yapışır. Evet, hiç sivri uç kalmadı. Şimdi burada çırpılmış yumurtam var. Sarısıyla beyazı birlikte çırpılmış. İçerisinde başka hiçbir şey yok. Güzelce çırptım. Hafifçe üzerlerine çok bastırmadan sürüyorum. Biraz zahmetli gibi gözükse de çok basit aslında. En son olarak da çok az bir şey eski kaşardan tekrar üzerine serpiştireceğim ki pişerken onlar da kızarsınlar. Evet, sonuncuya da yumurtamızı güzelce sürdük. Yumurtayı çok fazla boca etmiyorum. Böyle minik minik sürdüm. O peynirin artanları vardı. Onlardan çok hafif hafif üzerlerine serpeceğim. Böyle ağırlık oluşturmak istemiyorum. Sadece yerken peynir tadı birazcık daha fazla gelsin istiyorum. Azar azar. Sanki böyle tuz serpermiş gibi. Ekleyeceğim. Sonra bunu doğruca 190 derecelik fırına atacağım. Minimum 25 dakika pişecek. Biraz kontrol edeceğim. Eğer pişmediyse 30 dakikaya tamamlayacağım. Ama 25 dakikada pişermiş gibi geliyor. Biraz küçük yaptık çünkü. Eğer tam pişirmezseniz, yani güzelce içinin pişmesini beklemezseniz içerisi böyle hafif yumuşak kalır ve bol yumurta kokulu kalır. O da pek isteyeceğiniz bir hamur çeşidi değil. Evet, artık sonuncuyu da ekledim. Şöyle serpiştirdim. Ve şimdi artık doğruca fırına. Hamurlar fırından çıktılar. Burası muazzam bir peynir kokusu içerisinde.
İçleri böyle yumuşacık oldu ama ufak bir boşluk var içerilerinde. Onların içerisinde şimdi bir krema yapacağım. Of, beklemek çok zor ama onların beklemesi lazım. Biz de orada bir şeyler yapalım. Şimdi burada közlediğim patlıcanlarım var. Birazcık ufaltacağım. Sonra doğruca labneyi içerisine atıyorum. Hatta bir tane daha patlıcan atacağım. Köz biberlerim de var ama onlar üzerlerine sos olacaklar. Mükemmel pişmiş patlıcan. Neredeyse hiç çekirdeği yok yani. O yüzden hiçbir şeyini ayıklamıyorum. Şimdi şöyle yapalım. Böyle güzelce karıştıracağım. İçerisine biraz tuz ekleyeceğim. Patlıcanlar tuzsuz. Biraz karabiber ekleyeceğim. Hepsi bu kadar. Şimdi doğruca blenderdan geçireceğim bunu. Önce güzelce bir karışsın. Bu kadar basit. Birkaç kez geçirdim ve bitti. Şimdi bunu tekrar sıkma torbasına alacağız ama sıkma torbasını alırken bu sefer küçük bir uç kullanacağım ki içerisini delebilmek için. İç dolgusunu hazırladık. Onu şöyle kenara bırakalım. Onlar dinleniyorlar. Bir de şimdi dışına güzel bir sos yapacağız. O da çok basit bir sos. Hemen hızlıca yapalım onu da. Burada közlenmiş biberlerim var. İçerisinde közlenmiş patlıcan, dışarısında közlenmiş biber var. Onların sadece şöyle çekirdekli kısımlarını alacağım. Biraz çekirdek de kalabilir, sıkıntı değil. Zaten bunu da blenderdan geçireceğim. Şekli hiç önemli olmadığı için bıçakla kesebilirsiniz. Şöyle açıp eğer fazla geliyorsa kazıyın gitsin. Bunları da gelişi güzel doğruyorum. Hatta birazcık derinlik katsın diye şurası yetmeyecek bana. Şunun içerisine alacağım. Blender rahat hareket etsin diye. İçerisine biberlerin hizasından biraz aşağıda kalacak şekilde zeytinyağı. Şöyle aşağı yukarı aynı seviyedeler. Biraz tuz atalım içerisine. Bir diş de sarımsak atıyorum. Soyulmuş. Hiç doğramadım bile sarımsağı. Çok hafif karabiber ekleyeceğim. Ve yaklaşık bir yemek kaşığı kadar da nar ekşisi ekliyorum. Şahane bir renk, şahane bir lezzet olacak. Ve bunları da aynı şekilde blenderdan geçiriyorum. Ve dış sosu da hazır. Bayağı bizi uğraştırdığı gibi durabilir ama çok keyifli bir zahmeti var. Hamurlar şu anda dinlendiler. İçini hazırladım. Dış sosu da hazır. Artık işin biliyorsunuz en keyifli kısmı yaklaşıyor. Hadi birleştirelim. Şu muazzam hamurlarımı görmenizi istiyorum. Bakın fırından çıktılar, biraz soğudular. Üzerleri ve tabanları aynı renk olacak. İçlerini kırdığınız zaman şöyle şu anda boş halleriyle ve küçük bir hava boşluğu olması gerekiyor. Şöyle göstereceğim. Bakın. İşte bu boşluğa harcımızı dolduracağız ya da sıkacağız. Eğer dediğim gibi sıkma torbanız yoksa bunu ortadan kesin. İçerisine kaşıkla koyun. Tekrar kapatın. Bu haliyle bile çok güzel kokuyor. Böyle erimiş peynir kokusu var. Ben bunu birazdan kendi kendime yerim. Şimdi kolay doldurabilmek için bir yöntem daha göstereceğim size. Sıkma ucu girerken bazen parçalıyor da girmesi zorlaşıyor. O yüzden bir bıçak yardımıyla onun girebilmesi için ortasına şöyle küçük bir artı yapıyorum. Böylelikle boşluğu da hem yakalamış oluyorum. Ben şimdi birkaç tanesini yapıp size göstereceğim. Ve sonra hemen dolduracağım. Ve şimdi yarısına kadar yaptık. Ucu takmıştık. İçerisinde patlıcanlı labneli harcım var. Sadece birazcık tuz, karabiber, köz patlıcan ve labne. Uç sivri bir uç olmalı. Eğer sivri değilse ucunuz, o zaman burayı biraz oymanız gerekiyor ki içerisine girebilsin. Şimdi ucu tamamen içerisine sokuyorum ve bastırıyorum. Zaten bir ağırlık hissediyorum. O dışarı çıkmaya başladığı anda durdurup tabağıma alacağım.
Sonuncuyu da yapalım. Oh, güzelce doldu. Onu da şöyle ortaya koyalım. Şurada kalmış olan peynirden biraz üzerine gezdirelim. Çok hafif kıyılmış nane olur, maydanoz olur, kekik olur, taze soğan olur. Hafif birazcık aroma ve renk de versin. Yanında da güzel bir sosumuz var. Ve işte her şey bu kadar basit. Hamurlarımız kendi başına mükemmel. İçerisindeki o patlıcan sosunu ekmek üstüne sürseniz yersiniz. Üzerine yaptığımız bu biber sosu tavuğun üzerine dökün, balığın yanına koyun, ekmek sabah kahvaltıya koyun, üzerine biraz daha zeytinyağıyla falan, o kadar güzel. Ama hepsi bir araya gelince bambaşka güzel. Ve işte şimdi ben bunu yerim. Şu kırmızı biber sosu var ya, işi buradan buraya çıkarmış yani. Kendi başına patlıcanlı peynirli hamur şahane. Ama bu sos işi bambaşka bir yere getiriyor. Bu arada bir tanesini içini size göstermek istiyorum. O böyle patlıcanlı dolgun nereye gittiğini görün. Şuradan sizinle paylaşacağım. Bakın şuradan patlıyor zaten kendi kendine, her yeri dolu olduğu için. Bakın şu içerisindeki boşluğa bayağı bir çay kaşığından fazla sos giriyor. Ben bunları tabii yiyeceğim ama bu tarifi beğendiyseniz beğen butonunun nerede olduğunu biliyorsunuz. Aynı zamanda YouTube'dan, Instagram'dan ve Facebook'tan bizleri takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Ben bunu yerim.